Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 17 Ekim 2020 Cumartesi. Tarihi bir gün. Ana haberi Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfinin müjdesiyle başlıyoruz. Bu yılın Ağustos ayıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamıştı. Bu miktar Cumhuriyet tarihinin şimdiye kadarki en büyük doğalgaz keşfiydi. Bugün o rezerve ek olarak 85 milyar metreküp daha gaz bulunduğunu, Fatih sondaj gemisinde tarihi bir törenle yine bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Haliyle bugün tüm gözler oradaydı ama sadece biz değil, dünya medyası da oradan gelecek haberi bekliyordu ve müjde duyuruldu. Yeni açıklanan 85 milyar metreküplük ek rezervle birlikte toplam doğalgaz keşfi 405 milyar metreküpe ulaşmış oldu. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edin. Toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü bulduk. Yeni müjdeyi böyle duyurdu. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğalgaz hizmeti verebileceğimiz anlamına da geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan helikopterle yola çıktı. Saatler 15'i gösterdiğinde Zonguldak açıklarındaki Fatih sondaj gemisine indi. Önce mühendislerden bilgi aldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ardından yönetim odasına geçti. Sondaj çalışmalarını sonlandırdı. Talimatlarınız doğrultusunda Sakarya Gamze sahasındaki ilk sondajımızı sonlandırıyoruz. O anlarda Enerji Bakanı Fatih Dönmez de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da doğalgaz keşfinin mimarlarını kutluyordu. Fatih sondaj gemisi Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olarak envantere girmiş, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde de Haydarpaşa Limanı'ndan böyle yolcu edilmişti. Bugün hakikaten gururluyuz. 20 Temmuz'da sondajına başlayan Fatih'ten ilk müjde 21 Ağustos'ta geldi. Tam 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedilmişti. Fatih sondaj gemimiz sondaj faaliyetlerine Türk Ali 1 kuyusunda devam edecek. Çok kısa sürede sevindirici haberler almayı bekliyoruz. Fatih Tuna 1 kuyusundaki görevini tamamladı. Şimdi yeni görevi için bakıma çekilecek. Akıllardaki soruysa 405 milyar metreküplük doğalgazın ne zaman kullanılmaya başlanacağı. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetleri milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz. Erdoğan, Karadeniz'in yanı sıra Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının devam edeceğini de söyledi. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, İstikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına saygılı olmaktan, tanımaktan, teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa ve komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. Canımızı ortaya koymak dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler, ne ekonomik tuzaklar, ne siyasi ayak oyunları, ne de içi boş tehditler kafi gelir. Cumhurbaşkanının son mesajları ise Batı'ya yönelikti. Avrupa Birliği'nin bu konuda Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor. Avrupa ile kadim tarihi geçmişe sahip siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmekten yanayız. Burada cevap bekleyen tek soru Avrupa Birliği'nin bunu isteyip istemediğidir. Törenin ardından Osmanlı donanmasında zafer kazanan gemilere asılan sancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.